Cem Yılmaz'la devam edeceğiz. Cem Yılmaz Beşiktaş katliamının akabinde sessiz kalmıştı. Sosyal medya hesaplarından ki onun hesapları onun hesaplarıdır. Yani Tabii. Cem Yılmaz'ın sahte Milyonlar, hesaplar milyonlar. söz konusu değil. Twitter'da 12 milyon sanırım da Instagram'da 1 milyon olmuş. Instagram'da da 1 milyon 1 milyon. takipçisi mi olmuş? Evet, Twitter'da 12 milyon anormal bir Anormal bir takipçi rakam. sayısı. Şimdi nihayet demiş arkadaşlarımız da, nihayet niye nihayet? Bir Niye... ses geldi galiba. Ondandır. Dün burada çokça eleştirildi. Bizden ziyade insanlar çok eleştirdi. Yorum yazanlar. Gelsin ne var elimizde? Cem Yılmaz'ın evet Twitter'dan bu yoğun tepkiler ve baskıların ardından Twitter'dan bir açıklama geldi. Cem Yılmaz'ın açıklaması şu an ekranda. Görelim, büyütelim. Teröre insanı hiçe sayan bu kafaya lanet olsun. Böyle acılarda sessiz kalmak her şeyi anlatır sanıyorum ama olmuyor. Allah sabır versin diyor. Yani... Teröre insanı hiçe sayan bu kafaya lanet olsun. Böyle acılarda sessiz kalmak her şeyi anlatır sanıyorum ama olmuyor. Allah sabır versin. Evet. Yani sessiz kalmak da bir tepkidir demek istiyor. Ben sessiz kaldım ama bu anlaşılmadı galiba diyor. Abdülhamit'e de sessiz kalsaydın, Abdülhamit'in portresinin yanında da sessiz kalabilirdin. Tarkan Fidel Castro öldüğünde de sessiz kalabilirdi. O da bir tepki. Bir şey söyleyeceğim. Artık şimdi bizim zekamız, Cem Yılmaz çok zeki bir adam. Evet. Ama karşındakini aptal sanma. Çünkü sen karşındakini aptal sanırsan sen aptal durumuna düşersin. Bizim zekamızla alay etmeyin. Sessiz kalmanın bir tepki olduğunu biz de biliyoruz. Ama böyle durumda sessiz kalmak artık olmuyor yani. Bir tarafımıza su kaçırmış oluyorsunuz yani. Olmuyor. Şimdi 50 saat sonra gelmiş bir tepki mesajını ne yapayım? Burada 3 saat konuşulmuş. Artık Türk milletinin gözü açılacak şekilde, Türk milletine bu işi gösterecek şekilde ve hiçbir arkadaş kaygısı, işte camia kaygısı gütmeden doğruları söylemek adına yapılmış bir programdan sonra, tam da 50 saat sonra patlamadan, sen böyle bir açıklama yaparsan biz yine keşke sessiz kalsaydık. O zaman keşke Sanırım. sessiz kalsaydın. Şimdi sessiz kalınca o zaman duruşunun arkasında durmuyorsun demek olur bu. Yani sen aslında birilerini susturmak için yalandan poz vermişsin. Bu kadar basit. Ve biz bu pozu çekmiyoruz. Dün çok ciddi tepki vardı Cem Yılmaz'a da Tarkan'a da. Yani onların kendi sayfalarında altta fotoğrafların altında çok ciddi sert tepkiler vardı insanlardan. Haklı olarak. İnsanlar bir şeyler görmek istiyor. Sayfaya bir bakıyorlar. İki tane heykel, bir şey. Ne oluyor? Cem Yılmaz'sın sen. Sen Cem Tarkan'sın. Yılmaz'ın sayfasını bir görebilir miyiz? Twitter sayfasını tamam gördük. Instagram sayfasında var mı bir şey ona bakalım. Bu Twitter sayfası. Olsun görelim biz onu. Görelim. Bu Instagram sayfası mı? Burada Instagram herhangi bir hareket sayfasında yok. en son bir büyütelim. Büyütebiliyorsak sol taraftaki. Evet. Bakın orada bir tablo almış. Farklı bir tablo ve bunu da zaten 4-5 gün önce paylaşmıştı değil mi? Kaç gün yazıyor orada zaten. Bir hafta bir şey. Olmuyor. Mesela kıyamet koptu. Dünya ayağa kalktı. Beşiktaş'ta bombalar Çok patladı. enteresan ya. Çifte bomba. Fakat Instagram sayfasında 1 milyon Çok civarında bir enteresan. takipçisi olmasına rağmen Cem buradan bir şey yazmadı. Twitter'dan da yazmamıştı. Dün Twitter'dan nihayet o açıklamayı yaptı. O açıklamaya gelelim. Sessiz kaldım. Siz anlamadınız dedi Cem Yılmaz. Ben tepkiyi böyle gösteriyorum kardeşim dedi Cem Yılmaz. İşte bunu yazdım. Evet Ama Nihat. biz Cem Yılmaz'ın sessiz kalmasına alışık olmadığımız için aslında şaşkınız. Bir de herkesin sosyal medyası insanların kimliğini yansıtır. Mesela Nihat daha siyasi bir sosyal medya kullanıcısıdır. Twitter'da hep böyle atar tutar tutamaz kendini. Öyledir mesela. Ben biraz daha böyle renkliyimdir. İşte o kıyafetimi paylaşırım, çiçeği böceği falan filan. Herkes kendi kişiliğini bir yerde yansıtıyor sosyal medyasında. Senin kişiliğinde 44 tane can öldüğünde sessiz kalmak varsa yazıklar olsun zaten. Bu kadar. Yazıklar olsun zaten. Yani Neresinden tutup da düzeleyeyim bu açıklamanın? Bunu koyacağına hiçbir şey koymasaydın. hayır Şu an öyle daha da suçlu oldu gözümde. madem Şunu... öyle duruyorsa onu bozmasam mıydın Tabii diyorsun. canım bu ne peyriz, bu ne lahana turşusu derler adama diyorum şu an. Fakat işte altta da görüyoruz mesela bu ekran görüntüsünü. Bir daha o Beğenileri, canlı like'ları, sayfaya Twitter'ları dönebilir misin? diyorsun. O kaç retweet almış, kaç beğeni almış onu da bir görelim. Bu eski 2100. tabii. Gelsin bir büyütelim tam sayfayı. Görelim bakalım.
Büyütelim. 2169 Büyütebiliyor muyuz? mu? Tam Tam ekran var. sayfa verelim. Kaç var? 2000 2400 400. yaklaşık retweet 13.000 tekrardan demeyelim. Kendi sayfalarında yayınlayan Bak, insan Ömür. var. Pardon. 13.000 küsur da like beğeni var. Bak Ömürcüğüm, evet. Orada zaten sorun da o. Sorun ne biliyor musun? Sorun. Türkiye'de hala sanatçı kavramının içselleştirilmemiş olması. Türkiye halkı da maalesef, çok özür diliyorum ama bazen de tenzih ederim, hala sanatın sanatçının ne demek olduğunun farkında bile değiller. Tabii genellemeyelim de. Bazıları dedim. Ha, bazıları ha. Bazıları. Evet. Bazıları. Sessiz olmak bir tepkidir, doğru. Sessizlik. Sessiz çığlık derler hatta, değil mi? Mazlumun sessizliği aslında büyük bir haykırıştır. Mazlumun sessizliği. Mazlum. Kimdir mazlum? Mazlum işte Halep'tir. Mazlum Irak'taki çocuklardır. Mazlum Kudüs'tür, Arakan'dır, Doğu Türkistan'dır, Bosna'dır. Mazlum. Burada artık yapacak hiçbir şeyi kalmamış. Çaresizlikten başka hiçbir şeyi kalmamış. Elini açıp Allah'a dua edecek gücü de yok. Açlıktan artık ellerini de kaldıramayan insanların artık bir çöküş, bir tevekkül halidir sessizlik. Sessizlik bir tepkidir. Ama eylemler ve söylemlerin de bir olması lazım bizim bu arkadaşlara inanmamız için. Şimdi daha Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Erdal Tosun haberini buradan daha 2 hafta önce verdik herhalde. Evet. Erdal Tosun Cem Yılmaz'ın arkadaşıydı. Onunla beraber filmler çekmişti. Onun cenazesinde biz Cem Yılmaz'ı görmedik mi? Gördük. Salya Sümük ağlamıyor muydu? Ağlıyordu. Cemciğim, sen kendi arkadaşın için niye sessiz tepki vermedin? Niye ağladın? O Twitter'da anlattığın sessiz tepkini senin arkadaşın vefat ettiğinde niye göstermedin de Salya Sümük ağladın? Niçin sesli bir tepki oldu? Niçin göze sokulur bir tepki oldu? Bütün gazeteciler çekti, televizyoncular çekti. Canlı yayınlanıyordu zaten. Bütün canlı yayında, bütün ana haberler, gazeteler vesaire Cem Yılmaz hüngür hüngür ağladı dedi. Ya arkadaş, işine geldiği zaman tepkiyi ağlaya ağlaya dibine kadar gösteriyorsun, sesli bir tepki. İşine gelmedi mi de sessiz tepki, ya arkadaşlar sessiz tepki. Peki niye böyle yani? Niyesi neden yok. Baskın millet. Pandora'nın kutusunu açtılar kardeşim. Hayır. Neden öyle bir duruş sergilemek istiyorsun? Vallahi ben bilemem. Ben sorarım. Ya buradaki bu kadar ölen polisin, askerin, çoluğun, çocuğun, sivilin. Türk var ölen, Kürt var ölen. Diyarbakır'da analar ağladı giden o 38-44 kişinin içerisinden bir tanesi. Bir iki tanesi. Adıyamanlı Kürt polis kardeşlerimiz var. Kürdüyle, Türküyle bu milletin evlatlarına bir terör örgütü terör eylemi düzenledi. Bu ülkenin canı gitti. Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi hepsi Salya Sümük ağlıyor, yas tutuyor. Ayırt etmiyor ki zaten. Şimdi yani bu ülkenin de, bu devletin, bu milletin de senin arkadaşın Erdal Tosun kadar kıymeti yok mu? Ben soruyorum. Ya işte bak ben mesela, ben Türkiye'nin bu kadar yetenekli bir adamı, bu kadar hani sevildiğini düşündüğümüz, tamam mı, var tabii çok seveni. Bir adamı ben burada mesela ciddi söylüyorum, savunmak isterim. Tarkan'ı da onu da, yetenek bu insanlar. Hani kolay da yetişmez değil mi? Doğru mu? Hani evet, doğru. Baktığın zaman. Fakat savunamıyorsun abi. Yani niye savunamıyorsun? Dediğin gibi bu çifte standart uygulanıyor, anladın mı? Onlar tarafından. Çifte standart uyguladıkları için burada bir şey diyemiyorsun. Şimdi hani biz söylemezsem olmaz yorumcusuyuz. Ben ve Nihat Doğan. Yorum kişiye göre değişen bir şeydir. Hep söylüyorum. Bazen Nihat'ın hak verdiğine ben bazen hiç hak vermiyorum. Burada birbirimize girdiğimiz zamanlar oluyor. Tamam, ama normal. Bazı gerçekler yorum kaldırmaz. Bazı acılar objektif değildir. Bazı acıların kişiye göre azı ya da çoku yoktur. 44 tane kişi ölürse hepimiz en az Nihat kadar, en az Bircan ve Ömür kadar acı çekmek zorundayız. En az. Zorundayız. Ya zorundayızı bırak. O insani bir refleks zaten. Şimdi ben oraya geleceğim. Bircan, ben o zaman şöyle bir Cem'den şöyle bir çağrı bekliyorum. Cem Yılmaz'dan şöyle bir çağrı bekliyorum.
Veya ben bu çağrıyı yapayım. Yapabilir miyim? Yaptır. Peki, teşekkür ederim. Cem'i sonuna kadar haklı buluyorum. Cem'in göstermiş olduğu sessiz tepkiyi de içselleştiriyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. İkna oldun. İkna da oldum, evet. Hmm. Ağzına sağlık kardeşim. İkna etti beni Bircan'cığım. İnandın yani. Bircan'cığım, ben Cem'e ikna oldum. Evet. Cem beni ikna etti. Doğru söylüyor. Sessizlik de bir tepkidir. Hmm. Ve şimdi ben de Cem'in sessiz tepkisinden yola çıkarak, beni ikna etmesinden dolayı önümüzdeki günlerde muhtemelen halkıma da çağrı yapıyorum. Ey değerli halkım, analar, bacılar, kardeşler, Cem Yılmaz haklıdır. Bazen tepkiler sessiz gösterilmelidir. Şimdi ben sizlerden bir evladınız, bir kardeşiniz, ahmak cahil bir adam olarak sizlerden bir şey rica ediyorum. Eğer benim de size zerre kadar bir hakkım varsa, eğer zerre-i miskal kadar da bir hakkım varsa, ki hakkım olduğuna da inanıyorum. Cem'in filmi çıkacak. Muhtemelen bir ay sonra falan film çıkar. Sizler de Cem'in filmine karşı bir sessiz tepki gösterin. Cem'in filmine gitmeyin. Cem de size sorduğunda, ya benim filmimi niye izlemediniz ulan dediğinde, siz de vallahi Cem'cim sessizlik de bir tepkidir deyin. Sen bizim acımıza karşı biz senden duyar beklerken sen bize sessiz tepki bilmem nelere girdin. E doğru söylüyorsun, biz de şimdi senin filmine karşı sessiz bir tepki veriyoruz. Gitmiyoruz, izlemiyoruz. Düz mantık. Siz de sessiz bir tepki verin. Tepkinizi böyle gösterin. Sessiz bir tepki. Asıl sessiz tepki şey olur. Şimdi komedi filmine gidip hiç ses çıkarmamak gibi. Hayır Elçi, gitme. Gitme. Tabii canım. Gitme abi. Gitme. Cem niye gitmedin? Gişe yapmış, 200 binde kalmış. Kardeş niye gitmedin? Valla kardeş, sen bize dedin ki sessiz tepki. Biz de dedik ulan doğru, biz yanlışmışız. Cem haklı. Mesela bu da bir örnektir yani, bir yapılabilir. Sessiz olabilitesi. Tepki, sessiz tepkiye, evet, karşı. Sessiz tepki. Sessiz tepki versinler. Evet. Yine sessizliğe gömülen bir yani arkadaşımız daha vardı. Tarkan Megastar, tırnak içinde Megastar diye anılan Tarkan Tevetoğlu. O da sessiz tepkiyi tercih etmişti. Ya haksız mıyım Bircan? Çok haklısın. He? Şimdi Tarkan'ın olayına daha da geleceğim. Yani çok haklısın. Aslında bir yerde kendi duruşlarıyla ve kendi silahlarıyla onları vurmak aslında gerçeği, evet, göstermek anlamına geliyor. Biz gerçeği onların silahlarıyla gösterirsek, silah tırnak içinde söylüyorum, asla zaten kullandığımız bir şey değil kelime olarak, belki de bizim burada ne demek istediğimizi anlayacaklar. Değil mi? Aynen öyle. Çünkü sen bu ülkenin vatandaşına film yaparsan, hı-hı, ve bu ülkenin cebinden gişe parası kazanırsan, yalılarda otursan, oturursan, Ferrari'lere binersen, Bodrumlarda en lüks dairelerde milyon dolar oturursan, oturursan, bu ülkenin canı yandığında da senin sessiz kalman bize inandırıcı gelmiyor. O zaman biz de sana sessiz kalalım. Mantıklı. Bence. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Bakalım bu gişeler ne olacak. Sessiz tepki. Ey halkım, sessiz tepki istiyorum. Bunların filmlerine, konserlerine siz de sessiz tepki gösterin.